Sayın Belediye Başkanım, değerli daire amirleri, siyasi partilerimizin değerli başkanları ve temsilcileri, sevgili vatandaşlar. Şu anda burada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni için toplanmış bulunuyoruz. Hatırlayacağınız üzere bundan tam 6 yıl önce Türkiye'mizde elim bir hadise yaşandı. Bizden gibi görünen münafıklar milletimizin emanet ettiği üniforma ve silahları yine bu aziz ve fedakar millete yönelterek kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Bana göre bu ihanet hareketinin en büyük amacı ülkemizin geleceğiyle birlikte tüm yeryüzü Müslümanlarının umudu olan Türkiye'mizin iradesine kelepçe vurmaktı. Ancak bu girişim birlik ve beraberliğimizle birlikte Süs havuzunda abdest alıp meydanlara koşan mücahit ruhlu kardeşlerimiz, bu topraklarda büyümüş ve bu topraklara kanını akıtmış Zafer Koyuncu gibi şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bertaraf edildi. Bugün bu tören sadece anma günü olarak düşünülmemelidir. Bir hesap ve muhasebe günü olarak da değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü biz daha çok çalışmazsak, daha çok üretmezsek, gelecek nesillerimizi daha iyi yetiştirmezsek, iç düşmanlarımıza ve dış düşmanlarımıza karşı daha uyanık olmazsak, ne gibi şeylerin başımıza gelebileceğini 15 Temmuz gecesinde bir kez daha görmüş olduk. Bu tören vesilesiyle başta ilçemiz 15 Temmuz şehidi olan Zafer Koyuncu olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Bizleri de onların şefaatlerine nail kılsın inşallah. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Dualarımızda şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayalım. Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi ebede kadar yaşatmayı bizlere nasip eylesin. Buraya da uzaktan yakından gelen siz değerli vatandaşlarımıza hasreten özellikle teşekkür ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.